Size bırakacağım. Herkese iyi geceler demeden, webinarımızı sonlandırmadan önce bugün konuşmadığımız, sizin önemsediğiniz, buradaki arkadaşlarımıza ve dinleyecek olanlara vermek istediğiniz tedaviyle ilgili, iyileşmeyle ilgili, radyoterapi bunun bir ayağı ama iyileşme, tedavi bir bütün veya başka bir konu. Neler söylemek istersiniz? Son söz sizde. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu hastalığa yakalanmak demek hayatın sonu demek değil. Özellikle meme kanseri, bugün onu konuştuk, tamamen şifa bulabilen bir hastalık. Metastatik olsa bile çok uzun süreler kronik bir hastalık olarak gidebiliyor. Ama biz elimizden geleni hekimler olarak yapıyoruz hastaya. Belli bir aşamadan sonra da iyileşme tamamen hastanın kendinden gelen bir şey. Bir hasta oluyorsak eğer, demek ki bir şeyimizde bir yanlış yapmışızdır, vücut direncimiz düşmüştür. Çünkü çeşitli kanserojenlere her zaman maruzuz ve bunlar bizim vücudumuzdaki hücreleri bozuyorlar. Ama sağlıklı çalışan bir vücut bunu ortadan kaldırıyor ve kanser hastalığına yakalanmıyoruz. Kesin ortaya konmasa da stresler, üzüntüler ve de iyi geçirilmemiş bir yaşam bu hastalığa neden oluyor. Hasta eğer bu tanıyı aldıysa mutlaka bundan sonra yaşam standartını değiştirmeli ve kaliteyi arttırmalı. Kaliteli olması da mutluluktan geçer ve mutluluk da tamamen dışarıdaki faktörlere değil, bizim içimize bağlı olan bir şey. Kendine önem versin. Kişilik yapısında değiştirmesi gereken bir şeyler varsa hastaların değiştirsinler. Örneğin çoğunlukla hayır diyemeyen hastalarda görüyoruz. Herkese o kırılmasın, bu kırılmasın diye içine atan kişilerde bu tip hastalıklar görülüyor. Depresyona meyyal yatkın kişilerde görülüyor. Kişilik yapısını değiştirsin. Hayatta her şeyden önce kendisinin olduğunu, önemli olduğunu öğrensin. Bu asla bencillik değil. Bencillik her zaman ben demek ama bizim için önemli olan önce ben demek. Bu hastalık aslında bir inisiyasyon, yani bir başlangıç olsun o kişi için. Kanserden başka çok daha farklı şeyler de kişilerde bunu başlatıyor. Başka travmalar da var. Bu sadece bir tanesi. Bunun geçeceğine inansın. Kendinin önemli olduğuna inansın. Yaşam kalitesini artıracak ne varsa onu yapsın. Mutlaka sporu öneriyorum. Haftada 2,5 saat. Mutlaka hobi edinmelerini öneriyorum. Benim bütün hastalarıma söylediğim şey, beyaz bir defter açın ve neyi yapmak istiyorsanız her gün o deftere yazın ve onu yapmış olun ve bundan sonra hayatı çok daha mutlu yaşasınlar diyeceğim hastalarımıza ve bize. Şu an bu hastalığı geçirmedik ama bugün geçirmedik. Kimin yarın ne olacağı belli değil, kimin başına ne geleceği belli değil. En önemli şey mutlu olmaya çalışmak ve her şeyin de cevabı sevgi diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum ben de. Bunun üzerine söyleyecek daha güzel bir şey yok. Gerçekten sevgi birleştirsin hepimizi. Sevgide buluşalım. Bu geceyi de sevgiyle sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bir sonraki webinarımızda önümüzdeki hafta buluşmak üzere. İyi geceler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüreğimde bak yüreğim, hiçbir zaman eksilmedim, getirdim aşk için.